Merhaba arkadaşlar, A Yayınları'nın ikinci kitap, Föy 15'teyiz. İkinci derece denklemlerin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Sanal sayı birim arkadaşlar, i kare eksi bir olmak üzere x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım arkadaşlar. Bakın buradan x'li ifadeyi yalnız bırakıyorduk. x kare eşittir buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş olur. Dikkat ederseniz reel bir ifadenin karesi ne olmaz arkadaşlar? Eksi 1'e eşit olmaz. İşte burada devreye ne giriyor arkadaşlar? i kare eşittir eksi 1 ifadesi girmiş oluyor. Eksi 1 yerine ne yazıyoruz? i kare yazıyoruz. Dolayısıyla üsler birbirine eşit olduğuna göre x buradan bir artı i'ye eşit olabilir. Bir de eksi i'ye eşit olabilir. O halde çözüm kümesi eksi i ile artı i'den oluşmuş olur arkadaşlar. Dolayısıyla i kare eksi 1 ifadesindeki i sayısını arkadaşlar sanal yani imajiner sayı birimi denir. Karmaşık sayılar arkadaşlar neydi? C harfi ile gösteriliyordu. A ve B birer gerçek sayı. i kare eksi 1 olmak üzere z eşittir a artı i b biçimindeki sayılara karmaşık yani Kompleks sayılar denir arkadaşlar. Z eşittir A artı İB karmaşık sayısında A'ya bakın şuradaki A ifadesine reel kısmı denir reel Z şeklinde gösterilir bu ifade A'ya nedir eşittir. B'ye ise arkadaşlar sanal yani imajiner kısmı denir imajiner Z eşittir B şeklinde de bu ifade gösterilir. Örnek 1'e geldik arkadaşlar. Z karmaşık sayısı bize verilmiş. Bunun reel kısmı yani i'siz kısmı nedir arkadaşlar? 2. İmajiner kısmı i'nin katsayısı nedir? 3'tür. B'de arkadaşlar bakın reel kısmı nedir bunun? Kök 2'ye eşittir. İmajiner kısmı yani i'nin katsayısı bu da kök 3'e nedir? Eşittir. CD arkadaşlar reel kısmı nedir bunun? Eksi 8. iyili bir ifade olmadığına göre imajiner kısmı nedir bunun? 0'dır. Buraya bakıyoruz. Bakın reel bir ifade yok. Reel kısmı 0. İmajiner kısmı yani i'nin katsayısı nedir arkadaşlar? 5'e eşittir. i'nin kuvvetleri arkadaşlar. i üzeri 1, i'ye eşitti. i karenin eksi 1 olduğunu söylemiştik. i küp ne olur arkadaşlar? i kare ile i'nin çarpımı. Bakın bu iki ifadeyi çarparsak ne gelir? Eksi i gelmiş olur. i üzeri 4 arkadaşlar. Bu da i küple i'nin çarpımından. Bakın ne gelir? Eksi i kare gelir. Eksi i kare de ne eşittir arkadaşlar? Artı 1'e eşittir. Dolayısıyla i üzeri 5 arkadaşlar. i üzeri 4 ile i'nin çarpımından ne olur? i üzeri 4 çarpı i. i üzeri 4 neydi? 1'di. 1 çarpı i'den bu ifadede i'ye nedir? Eşittir. i üzeri 6 arkadaşlar. i üzeri 5 ile i'nin çarpımından bu ifadede ne gelir? Bakın. i kare gelmiş olur. O da eksi 1'e eşittir. Bu şekilde ne yapar arkadaşlar? Devam eder bakın. E dikkat ederseniz i eksi 1 eksi i artı 1. i eksi 1, eksi i, artı 1 şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Her dörtte bir aynı ifade gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarabiliriz. i üzeri 4n artı r. Her dörtte bir aynı şey geldiğine göre dördün katlarını atarsak bu ifade i üzeri r'ye nedir? Eşittir. Örneğin i üzeri 13 arkadaşlar. Bakın dördün katını attığımız zaman buradan i üzeri 1'e nedir? Eşittir. Ya da i üzeri 26 arkadaşlar. Dördün katı olan 24'e attığımız zaman i kare eşittir. i kare de ne eşittir? Eksi 1'e eşittir. Örnek 2'ye geldik arkadaşlar. i kare eksi 1 olmak üzere bakın. i üzeri 1, i kare, i küp nereye kadar gitmiş? i üzeri 41'e kadar olan toplamın eşiti nedir diyor. Şimdi i üzeri 1 neydi arkadaşlar? i'ydi. i karenin neye eşit olduğunu? Eksi 1'e eşit olduğunu zaten bize vermiş i küp neydi arkadaşlar? Eksi i ye eşitti. i üzeri 4 de neydi? Artı 1 e eşitti. Bakın bunları topladığımız zaman arkadaşlar eksi i artı i eksi 1 artı 1. Ne geliyor? Toplam 0 gelmiş oluyor. Yani her 4'te bir toplam ne gelecek arkadaşlar? 0 gelmiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bakın i üzeri 40'a kadar geldiğim zaman ne gelmiş olacak? Toplam 0 gelmiş olacak. O halde sadece i üzeri 41 ifadesi kalmış olacak. Bu da i üzeri neydi? 4'ün katına atarsam i üzeri 1'e eşittir. Yani bu ifadenin sonucu artı i'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. Örnek 3'e geldik. i kare eksi 1'e eşit olduğuna göre arkadaşlar i için buradan ne diyebiliriz? Kök eksi 1 diyebiliriz. Kök eksi 1 gördüğümüz zaman bunun yerine ne yazabiliriz? i yazabiliriz arkadaşlar. A şıkkında bakın bu ifadeyi ben kök eksi 1 çarpı kök 9 şeklinde yazdım. Kök eksi 1 ne oldu arkadaşlar? İyi olmuş oldu. Kök 9 da 3 olduğuna göre bu ifade arkadaşlar 3 iyiye nedir? Eşittir. O halde B seçeneğinde bakın kök eksi 16 var. Dolayısıyla 16 dışarı 4 olarak çıkacak. Bu kök eksi 1 de neydi arkadaşlar? i'ye eşit olduğundan bu ifade 4 iyiye nedir? Eşittir. Aynı mantıkla kök eksi 30 arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Kök 30 çarpı i olarak yazabilirim. Kök eksi 32 arkadaşlar. Bunu da kök 32 çarpı i olarak yazdım bölü. Kök eksi 60. Dolayısıyla bunu da kök 60 çarpı i olarak yazdım. İlerden bir tanesini yaptı sadeleşti. Kök 32'yi arkadaşlar kök 2 çarpı kök 16 olarak yazabilirim. Kök 2 ile kök 30'un çarpımı kök 60 yapar. Aşağıda da kök 60 var. Bakın bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Kök 16 4 olarak çıkarsa buradan bu sonucu da 4 i olarak bulmuş oluruz. Bir karmaşık sayının eşleniği arkadaşlar, a ve b gerçek sayı olmak üzere z eşittir a artı ib karmaşık sayısının eşleniği z eşlenik yani şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar, a eksi ib eşittir. Sadece i'nin katsayısı ne yapılır? İşareti değiştirilir arkadaşlar. Bakın işaretini değiştirdik. Dolayısıyla bunun eşleniğini bulmuş oluruz. Karmaşık sayının eşleninin eşleniği nedir arkadaşlar? Kendisine eşittir. Bakın z'nin eşleniğinin eşleniği kendisine nedir? Eşittir. Örnek 4'e geldik. Aşağıdaki karmaşık sayıların eşleniklerini yazınız demiş arkadaşlar. Sadece i'nin kat işaretini değiştiriyorduk. Dolayısıyla 2 artı ne olur? 7 i olmuş olur. B'de arkadaşlar bakın i'nin katsayısına dikkat edin. Ne yapacağım ben bunu? Eksi 4 i artı 1 olarak z eşleniği bulmuş oluruz. C'de arkadaşlar i olmadığına göre bunun eşleniği yine 2 kök 3'e nedir? eşittir arkadaşlar. D seçeneğinde i'nin katsayısı eksi 1. Dolayısıyla bunu artı 1 yapacağım. Ama eşleniğinin eşleniğini istiyor bizden. Tekrar ne olacak arkadaşlar? Kendisine eşit olmuş olur. Yani 1 eksi i'ye nedir? Eşittir. Örnek 5'e geldik arkadaşlar. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları bize verilmiş. Bununla bağlantılı olarak bir eşitlik verilmiş. Re Z2 artı imajiner Z1 ifadesinin değeri nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle Z2'nin reel kısmı arkadaşlar. Bakın Z2'nin reel kısmı nedir? A'ya eşittir. Burada yerine A yazalım. 2 çarpı A eksi 5 çarpı Z1'in eşleniği arkadaşlar. Z1'in eşleniğini bulalım hemen. I'nin katsayısını ne yapıyorduk? İşaretini değiştiriyorduk. Eksi 3, eksi 2 i olmuş olur. İmajiner Z1 arkadaşlar. Bunun imajiner kısmı niye eşittir? Eksi 2'ye. Bunu eksi 5 ile çarpmamız istenmiş arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 2'yi ne yaptım? Çarptım. Bu ifade ne eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Dolayısıyla 2A artı 10 eşittir buradan 2. 2A eşittir buradan eksi 8. A ne eşittir buradan? Eksi 4'e eşittir. Peki bizden istenen ne? Bakın R, z2. Z2'nin reel kısmı arkadaşlar neydi? A'ya eşitti. Artı. İmajiner z1 arkadaşlar. Z1'in imajiner kısmı. Bu da neydi? Artı 2 eşitti. A eksi 4'tü. Eksi 4 ile de 2'yi toplarsak arkadaşlar. Eksi 2 olur. Yani doğru cevap Adana. ABC birer gerçek sayı i kare eksi 1 olmak üzere a sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar. ikinci derece denklemin karmaşık köklerinden bir tanesi m artı n ise diğeri bunun eşleniği olmak zorundadır arkadaşlar. Örnek 6'ya geldik. Denklemin çözüm kümesini bizden istiyor. Birinci olarak diskriminant yöntemini kullanabiliriz. İkinci olarak e, tam kareyi tamamlayarak da ne yapabiliyorduk? Çözüm kümesini buluyorduk arkadaşlar. Bakın tam kareyi burada kullanalım. x kare eksi 4 x artı 4 artı 5 şeklinde 9'u yazabilirim. Bakın şuradaki ifade ne oldu? x eksi 2'nin karesi olmuş oldu. 5'i karşıya attım. Ne oldu bu? Eksi 5 olmuş oldu. Neyin karesi eksi 5'e eşittir arkadaşlar? Reel bir ifade yok. Dolayısıyla şuradaki eksi 5'i arkadaşlar nasıl yazabiliriz biz? Kök 5 i'nin karesi olarak yazabiliriz. Bakın karesini aldığım zaman buradan 5 gelir. Buradan da i kare gelir. Dolayısıyla eksi 5'e nedir bu ifade? Eşittir arkadaşlar. O halde x eksi 2 ifadesi neye eşit olacak? Bir kök 5 i'ye eşit olabilir. Ya da x eksi 2 arkadaşlar bunun eksilisi ne de ne olabilir? Eşit olabilir. O halde x eşittir. Bunu karşıya atıyorum bakın. 2 artı kök 5 i gelir. Köklerden bir tanesi. Bunu karşıya atarsam 2 eksi kök 5 i gelir diğer kökümüz. E dikkat ederseniz bakın katsayılar reel sayı dolayısıyla köklerimiz ne geldi? Birbirinin eşleniği geldi. 1 2 artı kök 5 i diğeri de 2 eksi kök 5 i'dir. İkinci derece denklemin kökleri ile katsayılar arasındaki bağıntılar arkadaşlar. İkinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımının formülü de arkadaşlar nedir? c bölü a'dır. Örnek 7 üzerinde uygulayalım arkadaşlar. İkinci derece denklem köklerini x1 ve x2 olarak bize vermiş. Kökler toplamı neydi formülümüz? Eksi b bölü a. Dolayısıyla eksi b ne oldu? Artı 6. a dediğimiz ifade x karenin katsayısı 1. Dolayısıyla bu ifade 6'ya eşittir. Kökler çarpımı bu da neydi? c bölü arkadaşlar. c dediğimiz bakın sabit 4. a dediğimiz x karenin katsayısı 1. Dolayısıyla bu ifade 4'e nedir? Eşittir. c seçeneğinde öncelikle payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunu x2 ile bunu da x1 ile çarparsak x2 artı x1 bölü ne gelir? x1 çarpı x2 gelir. Yani yukarısı kökler toplamı bulmuştuk arkadaşlar. 6 idi. Aşağısı kökler çarpımı. Bunda 4 bulduk. Sadeleştirirsek buradan sonucu 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. D'de arkadaşlar ortak parantezi alabiliriz. Bakın x1 çarpı x2 ortak parantezini alırsam burada x1 kalıyor. Diğer tarafta da x2. Dolayısıyla kökler çarpımı geldi. Bulmuştuk 4'tü. Kökler toplamı neydi? 6 idi. Bunları çarparsak buradan sonucu 24 olarak bulmuş oluruz. E değilse arkadaşlar x1'in karesi artı x2'nin karesi bizden isteniyor. Biz neyi bulmuştuk? x1 artı x2 6 bulmuştuk. Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi x1'in karesi çarpım 2 katı 2 tane x1 çarpı x2 artı ikincinin karesi x2'nin karesi eşittir ne olur buradan 36. Kökler çarpımı geldi ortada arkadaşlar. Kökler çarpımı neydi? 4'tü. Dolayısıyla bakın şurası ne geldi? 8 gelmiş oldu. Bunu karşı tarafa atarsak bakın istenen ifade gelir. 36'dan 8'i çıkartırsak buradan sonucu 28 olarak buluruz. Örnek 8'e geldik. İkinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 olarak bize verilmiş. Hemen kökler toplamını yazalım arkadaşlar. Formülümüz neydi? Eksi b bölü a yani eksi 3 eşittir. Kökler çarpımı da arkadaşlar formülümüz c bölü a'ydı. C'yi a'ya böldüğümüz zaman buradan 1 gelmiş olur. Bizden istenen ifadede öncelikle şu parantezleri bir açalım arkadaşlar. 3x1 ile 3x2'yi çarptım. 9 tane x1 çarpı x2 gelmiş oldu buradan. eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 6 x1 gelir. Burada eksi 2 ile 3 x 2yi çarparsak eksi 6 x2 sabitleri çarptığımız anda buradan artı 4 gelmiş oldu. 9 çarpı burada ne geldi kökler çarpımı 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Burada eksi 6 parantezine alırsak kökler toplamı gelir. Yani eksi 3 gelmiş olur bir de sonda sabit neyimiz var 4'ümüz var. Dolayısıyla 9 artı burayı çarptık 18 geldi artı 4. Buradan 27 4 daha eklersek 31 olur. Doğru cevap C. Örnek 9'a geldik. ABC gerçek sayılar olmak üzere arkadaşlar. ikinci dereceden denklem verilmiş. Denklemin kökleri bize verilmiş. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Dikkat ederseniz ikinci derece denklemin katsayıları gerçek sayı. Katsayılar gerçek sayıysa kökler neydi arkadaşlar? Birbirinin eşleniydi. Dolayısıyla burada eksi 2 varsa buranın artı 2 olması lazım arkadaşlar. Demek ki B neye eşittir arkadaşlar? 2'ye eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla bakın şu eksi 3 ise burasının da eksi 3 olması lazım arkadaşlar. Bunlar ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Yani C de neye eşit olması lazım? Eksi 3'e eşit olması lazım. Bakın yerine yazarsak eksi 3 artı 2'yi Burası da ne gelir arkadaşlar? Eksi 3, eksi 2'yi. Dikkat ederseniz bunlar nedir? Birbirinin nedir arkadaşlar. Geriye ne kaldı bakın buradaki a ifadesini bulmamız lazım. Bu iki ifadeyi toplarsak arkadaşlar eksi 2 artı 2 birbirini götürür. Kökler toplamı ne geliyor? Eksi 6. E formülümüz neydi? Eksi b bölü a. Yani a artı 1'e eşittir. Dolayısıyla a da buradan biri sol tarafa atarsak ne olur? Eksi 7 olmuş olur. A, B, C toplamı arkadaşlar. Bakın şuradan ne geliyor? Eksi 1. Bunu da eksi 7 ile toplarsak eksi 8 olur. Doğru cevap Adana. Örnek ona geldik. İkinci derece denklem ve kökleri x1 ve x2 imiş. Hemen kökler toplamını yazalım arkadaşlar. Neydi formülümüz? Eksi b bölü a yani 5 bölü 2 eşittir. Kökler çarpımını yazalım. Bu da formülümüz neydi? C bölü a 4 bölü 2'den bu da nedir? 2'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi bizden istenen ifade bakın 22 parantezini alabiliriz arkadaşlar. 1 bölü x 1 artı 2 artı 1 bölüne geldi buradan x 2 artı 2 gelmiş olur. Şimdi burada arkadaşlar payda eşitleyelim. Bakın şunu x 2 artı 2 ile burayı da x 1 artı 2 ile ne yapabilirim çarpabilirim. 22 dışarıda dursun. Dolayısıyla buradan x2 artı 2. Buradan ne geldi? x1 artı 2 gelmiş oldu. Bölü. Bu iki ifadeyi çarpalım. Dağıtalım arkadaşlar. x1 çarpı x2 gelir. Bakın bu ikisinin çarpımı. Buradan ne geldi? 2x2. Buradan da 2x1. Yani 2 parantezinde x1 artı x2 geldi. Sabitlerin çarpımından da ne gelir? Artı 4 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi kökler toplamını yerine yazalım. Bakın şunun yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 5 bölü 2. 2 2 buradan da 4 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla 22 dışarıda. İçeride arkadaşlar bakın kökler toplamı yerine 5 bölü 2. Burada da ne vardı? 4 vardı. Bölü arkadaşlar bu kısmı yerine yazıyorum. Kökler toplamı neydi? 5 bölü 2. 2'ler gider. Burası 5 gelmiş olur. Kökler çarpımı neydi? 2 idi. 2 burada var arkadaşlar. 5 burada. 7. 4 de burada. Ne oldu burası? 11 olmuş oldu. 11 ile de 22 sağlaştık. Burası 2. Bu ifadeyi bunun üzerine dağıtalım. 2'ler gider. Bakın buradan 5 gelir. 2 çarpı 4'ten buradan da ne geldi? 8 geldi. 5 artı 8'den sonuç 13 olur. Doğru cevap Adana. Örnek 11'de ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bakın bize bir denklem vermiş arkadaşlar. 2x1 eksi x2 neye eşitmiş? 10'a. Hemen altına kökler toplamını biz yazalım. Neydi formülümüz? Eksi b bölü a arkadaşlar. Yani 2m bölü m'den M'ler gider arkadaşlar. Bu ifade neye eşittir? 2'ye. Taraf tarafa toplarsak bakın x2'ler gitmiş olacak. 3 tane x1 buradan 12'ye. Yani x1 neye eşittir arkadaşlar? 4'e. x1 4 olduğuna göre x2 de ne olur buradan arkadaşlar? Eksi 2'ye eşittir. Ve buradan ifadenin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın istenen ifade m artı n bölü m ifadesi. Dolayısıyla kökler çarpımından m'ye ulaşabiliriz. Bakın bu kökler çarpımı nedir? Eksi 8. O da neydi arkadaşlar? C bölü A'ya eşittir. Yani eksi 8'en bölü M'ye nedir? Eşittir. Dolayısıyla buradaki eksi 8'ler giderse buradan M eşittir. Ne sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. O halde istenen ifadede bakın M yerine N yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da N yerine şunun yerine ne yazabiliriz? M. M artı M. 2M'yi M'ye bölersek buradan sonucu 2 olarak buluruz. Doğru cevap bursa. Örnek 12 ÖSYM'nin 2020 AYT sorusu arkadaşlar. Denklemin kökleri A ve B imiş. Dolayısıyla hemen kökler toplamını yazalım. Formülümüz neydi? Eksi B bölü A arkadaşlar. Yani 5B bölü 2A'ya nedir? Eşittir. Bir de kökler çarpımını yazalım. A çarpı B. Bu da neydi formülümüz? C bölü A. Yani 8B bölü 2A'ya nedir arkadaşlar? Eşittir. A ve B pozitif olduğuna göre her iki tarafı B'ye ne yapabiliriz burada? Bölebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradan 2A kare eşittir 8. A kare ne geldi? 4 gelmiş oldu. A pozitif olduğuna göre A buradan ne eşittir arkadaşlar? A artı 2'ye eşittir. Dolayısıyla A 2 olduğuna göre götürüp burada yerine yazalım. Burası ne olur arkadaşlar? 4. Bunun yerine de 2 yazalım. Ve içler dışlar yaparsak 8 artı 4B eşittir. Buradan 5B gelmiş olur. Bunu da karşıya attığım zaman B ifadesi 8 olur. Bizden A artı B istiyor. İkisini toplarsak 10 olur. Doğru cevap C. Örnek 13'e geldik. ÖSYM'nin 2022 AYT sorusu arkadaşlar. İki tane denklem verilmiş bize. Birinci denklemin kökler toplamının. Bunun kökler toplamı ne olur arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan 2 olmuş olur. İkinci denklemin bir köküymüş arkadaşlar. Yani şunun köklerinden bir tanesi neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. İkinci denklemin kökler çarpımı. Bu denklemin kökler çarpımı ne olur? C bölü a'dan b'ye eşittir arkadaşlar. Bu da birinci denklemin bir köküymüş. Yani şu denklemin kökü neymiş arkadaşlar? B'ye eşitmiş. Buna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Kök denklemi ne yapıyordu arkadaşlar? Sağlıyor. Dolayısıyla x yerine burada 2 yazalım arkadaşlar. 4 eksi 2 artı b eşittir 0 gelmiş olur. Dolayısıyla bunu karşıya atarsak b ne eşittir buradan? Eksi 2'ye eşittir arkadaşlar. Yani şu yukarıdaki b yerine ne yazabiliriz? Eksi 2. Demek ki bu denklemin köklerinden biri eksi 2'ymiş. Kök denklemi sağlar. yerine yazalım. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Eksi 2 yazarsak artı 4 artı a eşittir 0. Dolayısıyla a da buradan eksi 8 gelmiş olur artı B toplamında bu ikisinin toplamından eksi 10 olur. Doğru cevap bakır. Örnek 14'e geldik. Denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Bir bağıntı bize vermiş. Buna göre M kaçtır diyor. Öncelikle burada payda eşitleyelim arkadaşlar. x1 çarpı x2 eksi 2. Bölü ne gelecek buradan? x2. Neye eşitmiş bu? Eksi 1'e. Bakın şurada kökler çarpımı geldi. Kökler çarpımı yazalım. Neydi formülümüz? C bölü A. C'miz 4 A'mız da 1. Dolayısıyla bu ifade yerine 4 yazdık arkadaşlar. 4'ten 2'yi çıkardık. 2 bölü x2 eşittir. Buradan ne geldi? Eksi 1. Dolayısıyla x2'nin neye eşit olması lazım arkadaşlar? Eksi 2. Yani bu denklemin köklerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. O halde kök denklemi ne yapar demiştik sağlar. Burada x yerine ne yazacağım? Eksi 2. Eksi 2'nin karesini aldım 4. Eksi 2 yazınca bir eksi de burada var. Artı 2 oldu. Çarpı m artı 1 artı 4'ümüz var arkadaşlar. Neye eşit olacak bu sıfıra? 4 ile 4'ün toplamı 8. Bunu karşı tarafa atarsak burası ne oldu? Eksi 8. 2'ye bölersek arkadaşlar buradan m artı 1 neye eşit olur? Eksi 4'e yani m'de neye eşittir? Eksi 5'e eşittir. O halde doğru cevap Edirne. Örnek 15'e geldik. Denklem bize vermiş kökleri a eksi b ile neymiş arkadaşlar? a artı b. Öncelikle kökler toplamını bulalım. Yani bu iki kökü toplayalım arkadaşlar. Bakın b'ler gidecek. Ne gelecek buradan? 2a. Neydi kökler toplamının formülü? Eksi b bölü a'ya eşitti. Tabi burada x'in katsayısı bakın 6. b 6'ya eşitmiş gibi gözüküyor. Fakat burada bir x'li terim daha var arkadaşlar. Dikkatli olalım. x kare artı x parantezini alırsak buradan 6 eksi a geldi. Artı 20 eşittir 0. E dikkat ederseniz b dediğimiz ifade burada 6 eksi a'dır arkadaşlar. Dolayısıyla kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ya eşitti. Yani a eksi 6 bölü a dediğimiz ifade 1. 2A A eksi 6'ya eşit olduğuna göre A buradan nedir arkadaşlar? Eksi 6'ya eşittir. Şimdi kökler çarpımını bulalım arkadaşlar. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı nedir? A kare eksi B kare. E bunun formülü neydi arkadaşlar? C bölü A'ya eşit Dolayısıyla bu da 20'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. A yerine eksi 6 yazdım. 36 eksi B kare eşittir. Buradan 20 geldi. Dolayısıyla B kare eşittir. 16 ise B buradan ya artı 4'tür arkadaşlar ya da eksi 4'tür. Bize sorulan ne? Aşağıdaki değerlerden hangisi denklemi sağlayan x değerlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. A yerine ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 6. B yerine ne yazabilirim? 4 veya eksi 4. Önce 4'ü bir deneyelim arkadaşlar. A yerine eksi 6 yazıyorum. X kare. B yerine 4 yazdığım zaman burası artı 4 x geldi. Eksi 6 artı 6 eksi 3'ten burası artı 3 geldi. Eşittir 0. Buradan kökleri bulalım. 3'e 1 dedik. X'e x dedik arkadaşlar. Bakın çapraz ortayı veriyor. Dolayısıyla köklerimiz bir eksi 3 gelir bir de eksi 1 gelmiş olur. Sağlayan değerlerden biri değildir diyor arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 1'i bulduk. Bakın şu ikisi ne yaptı? Gitmiş oldu. Peki A yerine eksi 6 bu sefer B yerine eksi 4 yazalım arkadaşlar. Bakın burada x kare b yerine ne yazacaktım? Eksi 4. Dolayısıyla ne oldu? Eksi 4 x. A yerine eksi 6 yazdım. Artı 6 eksi 3'ten burası artı 3 geldi. Eşittir 0. Şimdi kökleri bulalım. 3'e 1 ama eksi 4 olacağına göre ikisinin de eksi olması lazım. Dolayısıyla kökler buradan bir 1 gelir arkadaşlar. Bir de 3 gelmiş olur. Dolayısıyla bunlar da gitti. Demek ki denklemi sağlayan değerlerden biri eksi 2 olamaz. Örnek 16 ÖSYM'nin 2018 AYT sorusu arkadaşlar. İkinci dereceden bir denklem vermiş. Köklerinden biri neymiş arkadaşlar? M eksi n sayısıymış. Dolayısıyla arkadaşlar kökler çarpımını bulalım. Diğer köke ne diyelim? X1 diyelim. X1 çarpı bir kökümüz M eksi n. Neye eşit olacak bu? C bölü A'ya eşit olacak arkadaşlar. C bölü A da ne eşittir? N eksi M'ye eşittir. Dolayısıyla her iki tarafa m eksi n'e bölelim arkadaşlar. Buradaki ifade gitmiş olacak. n eksi m bölü m eksi n ifadesi de ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olmuş olur. Demek ki diğer kökümüz neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. E, kök denklemi ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Yani buradaki denklemin e, kökü x1 yani eksi 1 olduğuna göre burada x yerine eksi 1 yazabilirim. Eksi 1'in karesinden artı 1. Eksi 1 yazarsak arkadaşlar burası ne olur? Eksi m eksi 1 artı n eksi m eşittir. Ne olur buradan sıfır olmuş olur arkadaşlar. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. n eşittir. Eksi m ile eksi m'nin toplamı eksi 2m. Karşıya atarsak n buradan 2m olarak gelmiş olur. Yani şunun yerine arkadaşlar 2m yazarsak m'ler gider. Buradaki oranımız 2'ye eşit olur. Doğru cevap Adana. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Bu denklemin kökleri arasında kökler toplamı 0 ve kökler çarpımı negatifse arkadaşlar. Bunu sağlayan köklere simetrik kökler denir arkadaşlar. Ne gibi mesela? Eksi 2 ile artı 2 ya da işte eksi 3 ile artı 3 gibi. Örnek 17'ye geldik. Denklemin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre A kaçtır demiş arkadaşlar. Öncelikle ne demiştik? Kökler toplamı ne olması lazım? 0. Yani eksi B bölü A eşit olacak nereye? 0'a. İçler dışlardan B'nin ne olduğunu? 0 olduğunu buradan yakalamış olurdu. B dediğimiz X'in katsayısı. Bu ifadeyi hemen 0'a eşitliyoruz arkadaşlar. Eşittir 0. Dolayısıyla A buradan 1 olabilir. Veya arkadaşlar ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Simetrik iki gerçek kökü varsa kökler çarpımı da ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. O da neydi? C bölü A'ydı arkadaşlar. Yani 4A artı 1 bölü 3 ifadesi de sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla A1 mi? Yerine yazalım arkadaşlar. Bakın ne gelir? 5 bölü 3 sıfırdan küçük mü? Değil. Demek ki A1 değil. Ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 1 olması gerekir.